yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve Türkiye'nin sesi olan Türkçe Haber'den herkese merhabalar. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz günler izin sezonu. Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından milyonlarca vatandaşımız akın akın Türkiye'ye gitmeye devam ediyor. Sıla yolları yoğun. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, turizm noktalarında da çok büyük bir yoğunluk durumu söz konusu. Biz de Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Bodrum'dayız. Bodrum'un A'dan Z'ye altını üstüne getireceğiz. Bir yurt dışında yaşayan vatandaşımız eğer Türkiye'ye, Bodrum'a tatil yapmak amacıyla gelirse nelerle karşılaşacak? Bunların hepsini sizlere aktaracağız. Fiyatlar, oteller, plajlar, lahmacunlar, koronalar, aklınıza ne geliyorsa bunların hepsi tek tek değerli izleyicilerimiz sizin ekranlarınızda olacak. O nedenle bu yayınımızı ve bundan sonra gelecek olan tüm yayınlarımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip etmenizi rica ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Bodrum ilçe sınırları içerisindeyiz. Bodrum'un merkezine gitmeye çalışıyoruz. Bodrum'u bilenler bilir. Özellikle İstanbul tarafından gelenler ya da diğer kentlerden gelenler tek bir yol vardır. O virajlı yoldan gelirler. Ama inanılmaz bir yoğunluk durumu söz konusu. Bodrum'un merkezine daha 6-7 kilometre var. Ama araç kuyruğu da en az 5 kilometre değerli izleyicilerimiz. İnanılmaz bir yoğunluk var. Akın akın gerek Türkiye'den gerekse yurt dışından insanlar, yerli yabancı turistler akın ediyor. Tabii değerli izleyicilerimiz, geçen yıl bildiğiniz üzere koronavirüsün başlangıcıydı. Pek çok ülke kapılarını kapattı. Koronanın ilk dönemleri olduğu için de gerçekten çok çok sıkıntılı dönemlerdi. İnsanlar evlerinden ya da ülkelerinden çıkmadı, müsaade edilmedi. Ama gelinen noktada artık ne olursa olsun ben tatile gideceğim. Özellikle de biliyorsunuz dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'nden Avustralya'ya, Afrika'dan ta Kuzey Kutbu'na kadar dünyanın pek çok noktasından turistin gelmiş olduğu önemli noktalardan bir tanesi Bodrum ve buraya geliyorlar. Şimdi size ben bu trafiği göstermeye çalışacağım. İnanamayacağınız kadar gerçekten çok bir trafik var daha Bodrum'un merkezine. Uzun bir yol var. Değerli izleyiciler, bakın. Görüyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz trafiği, yani Bodrum'u anlatmak için daha Bodrum'un merkezine gidemedim. Ama bize bu trafik şunu gösteriyor. Bodrum'da insan seli var. Tabii burada bu ilk videomuzda şuna dikkat edeceğiz. Koronavirüs biliyorsunuz yeni varyantlarıyla hayatımızın içerisinde. Bakalım dünyanın pek çok noktasından gelen insanlar, turistler koronavirüsle ilgili herhangi bir tedbir almışlar mı? Restoranlar, alışveriş yapılan iş yerleri ya da umuma, halka açık olan yerlerdeki maske, mesafe durumu nedir? Bunları özellikle bu videomuzda sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama hissiyatım, değerli izleyicilerim, biraz sonra hepimiz göreceğiz Bodrum'a gittiğimizde, pek
maske, mesafe gibi koronavirüsün sevmediği uygulamalar maalesef insanlar tarafından hayata geçirilmiş değil. En azından böyle hissediyorum. İnşallah yanılırız. Bakalım tabii gidebilirsek değerli izleyicilerimiz. Acayip bir trafik var. Değerli izleyicilerimiz, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın dediği gibi yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını Bodrum'da bırakıp gittiler diyor. Evet, Cevat Şakir Kabaağaçlı. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Bodrum tabii gerek ülkemiz gerekse dünyanın pek çok yerinden milyonlarca turiste ev sahipliği yaptığı için herkes için aslında bir anısı olan bir yer, ama özellikle bu bölgeyi bilmeyenlerin Bodrum'u tanıması için Bodrum'a ulaşmaya çalışıyoruz. Oranın ambiyansını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Gecesini, gündüzünü, her şeyini sizlerle paylaşacağız ama inanılmaz bir trafik var. İzin sezonu olduğu için özellikle yurt dışından gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist değerli izleyicilerimiz akın akın Bodrum'un merkezine gidiyor. Tabii yine pek çok tatil noktasında olduğu gibi gündüzler plajlarda, gecelerde insanlar geziyorlar. İşte eğlence merkezlerine gidiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Sabaha kadar aktif olan bir şehir ama maalesef henüz Bodrum'a ulaşamadık. Normal şartlarda çoktan Bodrum'da, Bodrum'un merkezinde marinada olmamız gerekiyordu. Ama trafikten maalesef henüz gidemedik. Herhalde değerli izleyicilerimiz bir yarım saat 40 dakika kadar sürecek. Tabii siz bunları görmeyeceksiniz, buraları keseceğiz. Bakalım Bodrum'da turizmin yoğun olduğu bu sezonda son durum nedir? Bunların hepsini tek tek sizlere aktarmaya çalışacağım. Değerli izleyicilerimiz, nihayet Bodrum merkezine geldik ama tam merkezi değil çünkü araçla girebilmek gerçekten çok zor, çok yoğun. İnanılmaz bir trafik var. Bu arada Bodrum'un merkezinde otopark bulabilmek de büyük bir şans. Otopark yok arkadaşlar. Hınca hınç dolu ve fiyatları da saati 35-40 liradan başlıyor. Merkeze yakın olan yerlere insanlar bakın bırakmışlar araçlarını. Yukarıya kadar, tepeye kadar devam ediyor. Bu sadece burası değil, Bodrum'un her noktası için geçerli. Yani otopark yeri bulmak da çok zor. Bir de enteresan bir şey var arkadaşlar, anlatayım. Gündüz otopark tarifesi ile gece otopark tarifesi farklı. Gece belirli saatten sonra, akşam daha doğrusu, daha yüksek para alıyorlar. Park aynı park ama diyor ki gündüz getirirsen örneğin 30 lira, akşam getirirsen bir saat kalırsa aynı süre 60 lira değerli izleyicilerimiz. Bu da tabii yani burada Bodrum'da hoş geldin diyorlar. Otoparkçılarla başlıyor olaylar. Biraz sonra göstereceğim size daha neler var neler. Şu anda
marinaya doğru, sahile, yani Bodrum'u bilenler bilir. Teknelerin bulunduğu marinaya doğru gidiyoruz. Buraları size göstereceğim, anlatmaya çalışacağım. Tabii yolda bir trafik var. Hem yaya trafiği hem araç trafiği değerli izleyicilerimiz. Bakalım. Evet. Tabii Bodrum'un meşhur ara sokakları burada bizi karşılıyor. Meşhur Bodrum'un dar sokaklarına girdik. Şimdi marinaya doğru ilerliyoruz. Tabii tam bir tatil yöresi olduğunun da ilk işaretleri. Evet, buralarda irin ufaklı her yer pansiyon. Tabii daha önce, yıllar önce turizm bu kadar gelişmediğinde değerli izleyicilerimiz, buralar insanların yaşamış olduğu mahalleleri, evleriydi, ama şu anda hemen hemen hepsi ticari birer işletme haline gelmiş vaziyette. Buralar pansiyon ve otelcilik, yani turizme yönelik gelir kapıları haline getirilmiş vaziyette. Evet, Bodrum'un meşhur çiçekleri, begonvilleri, şu anda bu renkleri görüyorsunuz. Ben de çok seviyorum. Çok güzel, klasik işte, mavi beyaz evleri. Evet, alabildiğine motosikletler var. İnsanlar yoğun trafikten dolayı motosikleti tercih ediyorlar. Bir de bir noktadan bir noktaya giderken ulaşımlarını da yine bununla yapıyorlar. Evet, nihayet marina bölgesine geldik. Şimdi bakın arkadaşlar, burada enteresan bir şey anlatacağım size. Buralar gündüz daha erken saatlerde plaj olarak kullanılıyor. Daha sonradan ise aynı işletmeciler şezlongları, şemsiyeleri kaldırıyorlar ve buraları restorana çeviriyorlar. Bakın şu anda yerli yabancı binlerce turist var. Şimdi görüyorsunuz. Yani gündüz plaj, akşam belirli bir saatten sonra burası restorana dönüyor. Teknesi olanlar teknelerini bırakıyorlar. Şu anda da Bodrum'da akşam üzeri güzel bir görüntü var. Kalabalık. Her anlamda kalabalık. Sizleri biraz sonra daha kalabalık yerlere, Bodrum'un tam orta noktasına götüreceğim. Bakın buralar yoğun turistlerin gelmiş olduğu nokta. Yine bu cadde değerli izleyicilerimiz, sahildeki bu kordon, gördüğünüz gibi işletmelerle dolu. Biraz sonra buralarda dolacak yer bulabilmek neredeyse imkansız. Bu çok belli, bariz. Rezervasyonlar da yapılıyor. Şimdi bulunduğum saat, insanların denizden çıkıp otellerine gidip işte duşlarını vesairelerini aldığı ve biraz sonra da bu milyonlarca, yüz binlerce insan duş almak için, yemek için eğlenmek için sokaklara, caddelere çıkacaklar. Şimdi değerli izleyicilerimiz, malum korona dönemi. Bu korona döneminde şimdi buraya dünyanın dört bir yanından insanlar geliyorlar. Ama enteresan bir görüntü var. Maskeli insan yok denecek kadar az değerli izleyicilerimiz. Bakın, maskeli. Evet, şimdi tabii kalabalık yere girince bir anda doğal olarak maskemi taktım. Çünkü biraz sonra daha kalabalık olacak. Bakın, maskeli gelenlere dikkat etmenizi rica ederim. Çok az insan var. Yani 100 kişiden belki 5 ya da 6, %5 falan maskeli.
Oysa bu turizm noktaları, değerli izleyicilerimiz, çok fazla noktadan insanlar geldiği için daha da riskli olan noktalardan bir tanesi. Ama gelin görün ki gözlemliyoruz. Bakın şu iki genç çocuk da var. Ama diğer gelenlere bakın arkadaşlar, hiçbir şekilde maske yok. Bakın hiç korona buraya gelmedi sanıyorum. Bodrum'da tatilde olduğunu düşünüyorum ben de. Evet. Kalabalığın arttığı noktaya doğru gidiyoruz. Değerli izleyicilerimiz dikkatinizi çekiyordur mutlaka. Maske yok. Yani çok büyük bir kesimde maalesef maske söz konusu değil. Şimdi Bodrum'un en meşhur noktalarından bir tanesi olan Barlar Sokağı olarak bilinen, şimdi pek bar yok ama alışveriş merkezi noktasına taşınmış olan, insanların alışveriş yapabileceği lokasyona geldik. Şimdi yavaş yavaş akşam yemeği saati yaklaşıyor. İşte görüyorsunuz restoranlar dolmaya başlıyor. Tabii değerli izleyicilerimiz, burada enteresan bir yer. Yani onu gözlemleyebiliyoruz. Her çeşit insan mevcut. Yani belki de Türkiye'nin en çok dünyanın her yerinden turist alan tek noktası burası diyebiliriz. Hani atıyorum birileri Marmaris'e işte şu tarz insanlar gider. Fethiye'ye şu tarz insanlar gider ama burada ne ararsanız var. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. Bu tarz turizm noktalarında değerli izleyicilerimiz, çok ünlü markaların imitasyon, yani Türkçesi çakmaları çok var. Buralara geldiğinizde size orijinal ya da şey denilebilir, işte birebir denilebilir ama mutlaka çok çok dikkatli olmanızda fayda var. İşte bakın akşam olunca buranın da böyle bir güzelliği var. Plajdan bu akşam restorana dönüyor. Güneş batarken işte Bodrum Kalesi ile beraber bir romantik yemek yemek isteyen olursa ben de izleyebilirim.